Bugün sizlerle Chainlink hakkında konuşmak istiyorum. Chainlink'teki grafik üzerindeki gösterilen bazı sinyaller bana gerçekten çok göz alıcı geldi ve bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Açıkçası Chainlink'in potansiyeli bence gerçekten çok büyük. Bugünkü paylaşacağım fiyat hedeflerini mutlaka dinlemenizi istiyorum. Uzun vadeli portföyümde Ledger'ımın içerisinde de tutuyorum yani soğuk cüzdanımda da belli bir miktar belli bir miktarda Chainlink tuttuğumu söyleyebilirim sizlere. O zaman hadi sizlerle beraber neden sürekli Chainlink topladığımı ve neden Chainlink'in potansiyelinin gerçekten bana göre çok büyük olduğundan bahsedeyim sizlere. Ancak videoya geçmeden önce lütfen aşağıdan videoyu beğenmeyi ve bu tarz gelecek analiz videolarımda kaçırmamak için kanalıma abone olup çanları açmayı unutmayın lütfen. Aynı zamanda benim işlem yaptığım borsalarda sizler de işlem yapmak istiyorsanız aşağıda benim bağlantılarımla Bingex ve Vavit'e kayıt olarak gerçekten ciddi deposit bonuslarından ve işlem kesicilerinde indirimlerden faydalanabilirsiniz. Chainlink'in zaten grafikleri görebildiğimiz üzere zaten çok önemli bir destek seviyesini yukarı yönlü kırarak gerçekten güzel bir hamle yaptığını görebiliyoruz. Aynı zamanda Chainlink boş bir coin değil kesinlikle bana kalırsa Layer 2 bir coin ve açıkçası gerçekten çok büyük firmalarla çalıştığını söyleyebilirim sizlere. Aşağıda adı geçen bütün firmalarla işbirliği içerisindeler. Yani buradaki bütün büyük firmalar aslında blockchain teknolojisine ulaşmak için Chainlink ile anlaştılar ve Chainlink'i kullanıyorlar. Yani gerçekten aslında büyük bir sorunu çözdüğünü söyleyebilirim sizlere. Şimdi ise ne kadar temel açıdan güçlü olsa da teknik açıdan da o kadar güçlü mü isterseniz onu inceleyelim. Bence en az temel açıdan güçlü olduğu kadar teknik açıdan da güçlü zaten. Burada öncelikle RSI ile başlamak istiyorum. RSI seviyesi şu anda %57 seviyesinde bulunurken gerçekten de çok ciddi bir destek seviyesinde tutunmuş durumda. Bu destek seviyesi önceden de gerçekten çok saygı duyduğu Chainlink'in bir direnç seviyesi şu anda ise bir destek olarak kullanıyor ve bence iyi bir pozisyonda. Şimdi ise normal fiyat grafiğine baktığımızda ise burada Ekim ayında gerçekten önemli bir direnç seviyesini yukarı yönlü kırdığımızı, daha sonra ise aynı elle çizilmişçesine bir boğa bayrağı formasyonu gerçekleştirdiğimizi söyleyebilirim sizlere Chainlink üzerinde. İsterseniz buradaki boğa bayrağı formasyonunun yukarı yönlü bakalım nasıl bir fiyat hedefi var onu inceleyelim. Ben buradaki e, formasyonlardaki fiyat hedeflerini incelemek için e, fiyat aracını kullanıyorum. Fiyat aracının formasyonunun en alttan en yukarıya doğru çekerek aslında yüzde kaç ne kadar çıkabileceğini hesaplıyorum. Daha sonra ise kırılımın olduğu yere veya fiyatın bulunduğu destek seviyesine koyarak fiyatın ne kadar yukarıya çıkabileceğini hesaplıyorum. Burada Chainlink için %185'lik bir yükseliş yaşayabiliriz. Ve bu da yaklaşık olarak şu anki bulunduğumuz fiyattan aşağı yukarı bizleri 37-38 dolar seviyelerine kadar çıkartabilir. Yani Chainlink'i orta vadede 37-38 dolar seviyelerinde görmemiz bence mümkün. Peki burada bir long pozisyon açarsak hangi fiyatları stop loss olarak veya e invalidation noktası olarak kullanmamız lazım? Bence 13 doların seviyesi buradaki 13 dolar desteği gerçekten çok önemli. Eğer Chainlink 13 dolar seviyesine altına düşüp ardında günlük bir kapanış yaparsa bakın çok önemli günlük bir kapanış yaparsa gerçekten bizler için long pozisyona çıkmamız gerektiğini gösterebilir. Çünkü zaten 200 günlük hareketli ortama seviyesi olsun şu anda 10 dolar seviyesinde bulunuyor. Gerçekten yükseliş seviyesinde yani. Açıkçası o yüzden 13 doların altına bir günlük kapanış yapmak bizler için tehlikeli olurdu. Ancak ben e, açıkçası Link'e güveniyorum ve potansiyelinin büyük olduğunu düşünüyorum. E, sizler de kendi araştırmamanızı yaptıktan sonra Chainlink hakkında bazı işlemler yapabilirsiniz. Ben Chainlink'i uzun vadeli portföyümde tuttuğumdan bahsetmiştim sizlere. Hem de iyi bir miktarda tuttuğumu söyleyebilirim. Aynı zamanda Bingex'e de bir kaldıraş işlemi var şu anda Chainlink üzerinde. Yani aslında şu anda Chainlink'e iyi bir para bağlamış durumdayım. Chainlink benim seçtiğim favori coinlerimden bir tanesi. Ben bu senenin sonuna kadar 2x yapmasını bekliyorum açıkçası. 2025'de ise 2025'in sonunda ise yaklaşık olarak bence 5 ila 10 x yapabilecek potansiyele sahip. Aynı zamanda benim gerçek zaman ne zaman alım ve satım yaptığımı öğrenmek istiyorsanız benim özel Discord ve Telegram sunucuma katılmak için aşağıdaki Patreon linkini inceleyebilirsiniz. Böylece ne zaman hangi sinyalleri verdim görebiliyorsunuz. Evet bugünkü videomuzun sonuna kadar gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.